Hadi geçtik. Kayıt başlasın. Evet. Şimdi bu arada siz kendiniz not alır mısınız? Ben bu dosyayı indirip size göndermeme gerek var mı? Arkadaşlar. Hocam PDF paylaşsanız daha da iyi olur diye düşünüyorum ben. Arkadaşlarla PDF hazır bir buluşunca. PDF'm yok. Şey Yok hocam, bu yazdığınızda paylaşsanız yeterli olur diye düşünüyorum. Ha, bu yazdığımı tamam. Tamam. Tamamdır. Hocam bazı yerleri hızlı geçtiniz, yazamadım ben. Ben kendim yazıyorum. Hı, tamam. O zaman dur bakayım şunun indirmesi neredendi? Şöyle mi? Yazıyorum diye var. İndirdim. Tablete. PDF olsa daha iyi olur hocam. Dur bir bakayım bir saniye. 11.17'de indi. Açıyorum. Ha, tamam iniyormuş. Ama bu sayfa sayfa indiriyor galiba. Niye böyle? Yok. İkinci sayfada ne var? Tamam. 3, 4. Tamam iniyor iniyor tamam. Ben bunu şey yaparım. Size atarım. Şimdi nerede kaldık biz? Yeni bir sayfaya geçelim. Kayıt başlamış değil mi? Tamam. Biz böyle kaydı başlattık, başka şeyler ders anlatmazsak bizi kimse izlemez YouTube'da. Şimdi buraya kadar hepsi hatırlatmaydı arkadaşlar. Asıl bizim işimiz yeni başlıyor. Bir tanım verelim. Tanım. Artık bu alt manifold kavramını resmi olarak tanımlayalım. Riemann alt manifoldu. Evet. Şimdi bir Riemann manifoldu olsun. Bir Riemann manifoldu olsun. Ne demek bu? Bu arkadaşlar buradaki M dediğim kavram bir diferansiyellenebilir manifold. M tilde, G tilde dediğim de birazdan hatırlatmayı isterseniz yazarım. Bu manifoldun her bir noktasındaki tanjant uzayının üzerinde tanımlı bir iç çarpım fonksiyonu. Olsun. M de M tilde'nin bir açık alt kümesi olsun. Evet. Her P eleman M için TPM tanjant uzayı TPM tilde'nin bir alt vektör uzayıdır. Burada G tilde fonksiyonunun TPM alt uzayına kısıtlanmışı, fonksiyonların kısıtlanmasından kastediyoruz. Kısıtlanmışı yani ki bunu da şöyle gösterelim arkadaşlar. Gösterimimiz şöyle olsun. G bu da nereden nereye? TPM'den R'ye. Bir İç çarpım fonksiyonudur. İç çarpım özelliklerini sağlar. Parantez içerisinde neden? Bu durumda MG bir Riemann manifoldu
olur ve buna riman alt manifoldu denir. Evet, ve buna Riemann alt manifoldu denir. Şimdi bayağı bir açıklama yapacağım. Çünkü bu kavram biraz sizin için muğlak olabilir. Arkadaşlar, bunu en iyi nasıl anlatırız? Şekil çizelim. Riemann alt manifoldu denir. Şimdi elimizde bir tane M tilde gibi bir Riemann manifoldu olsun. Riemann manifoldu ne? M bir diferansiyellenebilir manifold ve onun üzerinde tanımlı bir iç çarpım fonksiyonu var. Bir de bunun bir alt kümesini aldık. Açık alt küme. M olsun. Tamam. Şimdi diyoruz ki bu P noktası. Bu P noktası hem M'nin hem M tilde'nin noktasıdır. Bu noktada bir tanjant uzayı vardır. TPM. Bu noktada aynı zamanda TPM. Bu aynı zamanda M tilde'nin noktası olduğundan TPM kümesi o noktada M tilde'nin tanjant uzayının da bir alt kümesi olur. Evet. Şimdi diyoruz ki bu bir Riemann manifoldu. Tamam. Yani bu ne demek? G tilde bir iç çarpım fonksiyonu. Her noktada burada, burada, şurada her noktadaki tanjant uzaylar üzerinde tanımlı bir iç çarpım fonksiyonu. İyi de M'nin dışında olduğu gibi M'nin içinde de bu fonksiyon tanımlı. Dolayısıyla G tilde'nin M manifoldu üzerindeki tanjant uzaylarına kısıtlanmışı da manifoldu üzerindeki tanjant uzaylarına kısıtlanmışı da bu fonksiyonu G ile gösterelim. İç çarpım aksiyonlarını sağlar. İç çarpım aksiyonlarını sağlar. Niye? Çünkü arkadaşlar bu fonksiyon burada pozitif tanımlıysa burada da pozitif tanımlıdır. Çünkü M'nin içi de M tilde'nin noktası. Burada bilinerse, şurada bilinerse burada da bilinerdir. Şurada simetrikse burada da simetriktir. Dolayısıyla bu kısıtlanma fonksiyonların kısıtlanma özelliği zaten otomatik olarak bir fonksiyonu bir kümenin içinde bir yere kısıtlarsanız bu fonksiyon kendi özelliklerini korur, kaybetmez. Dolayısıyla peki iyi tamam bu Riemann metrik. Peki M bir manifold mu? Nereden biliyorsun? M bir diferansiyellenebilir manifold mudur? Manifold mudur? Bunu nereden biliyorsun? Biz bu diferansiyellenebilir manifoldlar konusunu ilk dönem anlatırken demiştik. Bir diferansiyellenebilir manifoldun her bir açık alt kümesi de yine diferansiyellenebilir manifolddur. O zaman bu bir diferansiyellenebilir manifold. Bunun üzerine kısıtlanmadan gelen metrik var. Diferansiyellenebilir manifold. Metrik yan yana koy. Oldu mu sana Riemann manifold? Riemann manifold. Bu Riemann manifolduna da Riemann alt manifold diyoruz. Aslında alt kavramı her yerde aynı. Alt grup, alt cisim, alt vektör uzayı, efendim, alt küme, alt manifold. Temel prensip, temel mantık aynı. Bir küme diğerinin alt kümesi olacak. O asıl kümenin özelliklerini de ayrıca sağlıyorsa o da onun altyapısıdır artık. Bunun adı manifold olur, cebirsel yapı olur, diferansiyellenebilir yapı olur, topolojik yapı olur. Ne olursa olsun. Şimdi peki buraya bir not yazmam lazım. Çünkü alt manifold tanımlamanın başka yolları da var. Oraya girmeyeceğim. Not. İmmersiyon. Bunu ilk dönem size anlatmıştım. İmmersiyon dönüşümleri yardımıyla farklı metotlar kullanılarak alt manifold tanımlanır. Bu burada kalsın. Buraya girmeyeceğiz. Ders notumuzda kalsın. Evet. Şöyle bir şuraya bir geri dönelim. Burası bizim asıl manifoldumuz. Burası alt manifold. Alt manifoldun
tanjant uzayı ile asıl manifoldun tanjant uzayı da bir alt vektör uzayı ilişkisinde. Hepsi birbiriyle ilişkili. Bizim derdimiz alt manifoldlar olacak. Bunların geometrisini araştıracağız arkadaşlar. Şimdi mesela bir tane örnek verelim. Örnek. Pardon. R3'te bir M kümesi tanımlayalım. Öyle X, Y, Z. Allah, ne oldu buna? X, Y, Z eleman R3'lerden oluşmuştur ki X kare artı Y kare eşit bir kümesi geometrik olarak ne ifade eder? Size sorum. 3 boyutlu uzayda X kare artı Y kare bir denklemi geometrik olarak bize ne söyler? Küre değil Esma. Çember. Eğer burası R3 değil de R2 olsaydı, burası R2 olsaydı dediğin doğru. Ama R3 diyorum. R3'te bravo. Bravo Merve. Silindir. Nereden çıkardın hocam silindiri? Nereden? Hemen bir çizelim. Şöyle eksenleri hemen vakit kaybetmemek için çizeyim. Evet. Şimdi bu denklemden ne anlarsın? Bak. Öyle sıralı üçlülerden oluşmuş ki ilk ikisinin kareleri toplamı bir. Yani bu ne demek? Aslında sen bu kümeyi XY düzlemine iz düşürsen yerde bıraktığı iz bir çember olacak. Z de bunun doğrultmanı, yani ne demek? Sen Z'yi öyle Z'lerden oluşuyor ki Z'yi kafana göre, şurada Z'yi kafana göre artır düşür. Bu böyle çıkacak. Al sana silindir. Arkadaşlar bu silindiri mesela ben parametrik olarak ifade edebilir miyim? R, U, V desem. U ve V parametre düşünün. Bağımsız değişkenler. Kosinüs U, sinüs U, V. Bu da silindirin parametrik denklemi olur. Bu kartezyen denklemi, bu parametrik denklemi. Arkadaşlar, şimdi silindir M kümesi. M, R3'ün bir alt kümesi midir? Aşikar. Bunu tartışmaya gerek yok. Peki silindir bir diferansiyellenebilir manifold mudur? Evet. M bir diff bilir manifolddur. İki tane haritadan oluşur. İki haritası var. Şimdi ben ona girmiyorum. Geçen dönem onları biz üzerinde tartıştık, konuştuk zaten. İki tane haritası var, haritaların ne olduğunu. Şimdi benim amacım, bak benim amacım R3'ün metriği, G tilde diyeyim. R3'ün metriği ne? Öküt metriği. Bunu silindirin üzerine indirgemek, kısıtlamak. Bunu nasıl yapacağım? Siz diferansiyel geometri büyük ihtimalle 2'de yüzeylerin birinci temel form kavramını gördünüz. Birinci temel form. Neydi? Birinci temel formu I ile gösterirsek. DU kare artı 2F DU DV artı G DV kare. Al sana bir DV kare. Al sana bir iki form. Bunun adına birinci temel form diyoruz. Ve bu da sana yüzey üzerinde bir
metrik verir. Peki bu EFG'yi falan nasıl buluyoruz? İşte iç çarpım, bu G tilde'yi normal iç çarpım şeklinde gösterelim arkadaşlar. Kısmi türevin kendisiyle çarpımı F ve G. Bunlar basit türev ve iç çarpım hesaplarından ne olur mesela? R'nin U'ya göre kısmi türevi eksi sinüsü, kosinüsü 0. Kendisiyle iç çarpıma tabi tutarsam 1 olur. F açık bir şekilde 0. F 0. G de 1 olacak. Bu kısmi türevleri nasıl aldığımı anlayan var mı? R'nin U'ya göre kısmi türevi eksi sinüs U kosinüs U 0. R'nin V'ye göre kısmi türevi 0 0 1. Bunu kendisiyle iç çarpıma tabi tutarsan 1 olur. Bu ikisini iç çarpıma tabi tutarsan 0 olur. Bunu kendisiyle iç çarpıma tabi tutarsan 1 olur. O zaman silindirin birinci temel formu DU kare artı DV kare. Evet. Peki hocam nereden anlıyorsun bunun Riemann metriği olduğunu, iç çarpım simetrik bilinen olduğunu nereden anlıyorsun? Arkadaşlar bu çok basit aksiyonlarla gösterilebilir. Basit işlemlerle gösterilebilir. Ayrıca EG eksi F kare büyük sıfır olduğundan bu pozitif tanımlıdır. Bilinerlik ve simetri de zaten bu bir formun kendi özelliğinden direkt ispatlanır. Ne oldu şimdi? Silindir. Silindirle birinci temel form bir Riemann alt manifold oldu. Silindir bir diferansiyellenebilir manifold. Silindir üzerindeki birinci temel form iç çarpım aksiyonlarını sağlar. Oldu mu sana alt manifold örneği? Bu örnekte ne kastettiğimi, örneğin içeriği çok önemli değil. Çünkü yüzeyler teorisinden bazı kavramlar var. Unutmuşsunuzdur, bir sene geçmiş. Onlar önemli değil ama ne anlatmaya çalıştığımı anlayan var mı? Neyi vurgulamaya çalıştığımı anlayan var mı? Hiç yok mu ya? Tekrar edeyim. Silindirin derdim, tasam, silindirin R3'ün bir alt manifoldu olduğunu ifade etmek. Bunun için bana ne lazım? İki tane şey lazım. Bir, silindirin diferansiyellenebilir manifold. Silindirin bir diferansiyellenebilir manifold olduğunu ifade edebilmem lazım. İki, silindir üzerine indirgenmiş metrik tensörün yani kısıtlanmışım şu I dediğim şey. Pardon. Şu I dediğim şey. Şu I arkadaşlar. Şu Öklit iç çarpım fonksiyonunun silindire kısıtlanmışı. Kısıtlanmışı. Bunun iç çarpım aksiyonlarını sağlaması lazım. Dolayısıyla ben bu ikisine o zaman Riemann alt manifoldu diyeceğim. Birinci temel form iç çarpım aksiyonlarını sağlar. Bu yüzeyler teorisinde zaten size ifade ve ispat edilmiştir. Derdim tasam şu arkadaşlar, silindir dediğimiz şey uzayın bir alt manifoldudur. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Alt manifold örneklerini zaten ileride uzun uzun diye bahsedeceğiz. Şimdi tanımı verdik. Alt manifold tanımını. Burada bazı açıklamalar yaptık. Açıklamalarımız var. Bu sayfada. Şurada bir nottan bahsettik. İmersiyon dönüşümleri yardımıyla alt manifoldlar tanımlanır. Buraya girmiyoruz. Şu nota girmeyeceğiz. Ve bir de bir silindir örneğinden bahsettik. Bu örnekleri çoğaltabiliriz de. Şimdi
Önemli bir kavramdan bahsetmem lazım. Bir önceki derste bolca vurguladığımız normal uzay Evet, normal uzay tanımı. M çizginin bir Riemann alt manifoldu olsun. Şunu şuraya bir şekil çizeyim. Evet. Arkadaşlar M tilde'nin bir alt manifoldu olsun. Bunun P noktasındaki tanjant uzayı TPM ile gösteriyoruz. P aynı zamanda M tilde'nin noktası. Oradaki tanjant uzayı da TPM tilde ile gösteriyoruz. Tamam. Şimdi TPM tilde içindeki ortogonal tümleyenine ki aslında benim burada soru işaretiyle gösterdiğim yer ortogonal tümleyenine M'nin P noktasındaki TPM tanjant uzayıydı. Bu sefer de normal uzayı adı verilir. Ve TPM tilde eşit TPM direkt toplam TPM dik olacak şekilde TPM dik ile gösterilir. 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 O zaman şuradan bir silgi alayım. Silelim şurayı. O zaman TPM dik dediğim yer benim. Burası. Bir manifoldun bir noktasındaki teğet ve normal uzayları. Buna ilk derste örnekler verdik mi? Verdik değil mi? Eğrinin teğeti ve normalleri, yüzeyin teğeti ve normalleri. Normal uzayın bir manifoldun, bir alt manifoldun normal uzayından kastım ne ifade edebildim mi? Bir manifoldun bir noktasındaki normal uzayından kastımı anlayan var mı? Tamam. Teğet ya da tanjant. Burası da normal. Bu bizim asıl manifoldumuz, üst manifoldumuz. Bu alt manifold. Bunun P noktasında tanjant uzaylar var. Ne demek tanjant uzaylar? Bir M'ye ait tanjant uzayı var. Bir de M tilde'ye ait tanjant uzayı var. Şimdi bu elbette ki bu daha büyük bir yapı, bu daha küçük bir yapı. İşte arada kalan, tümleyende kalan, diğer tarafta kalan yapı da benim TPM dikim. Bunların özellikleri ne? Buradaki mesela her burada bir vektör varsa, burada da bir y vektörü varsa bu buna dik. Bunun özelliği bu. Normal uzaydan kastımız bu. TPM dik ile gösterilir. Zaten örnekleri arkadaşlar az önce şey yapmıştık, ifade etmiştik. Şimdi aslında biraz daha sayısal örnekler verebilirim. Şuraya bir örnekler yazayım bir saniye.
Örnekler. Evet. Aşağıda verilen alt manifoldların tanjant ya da teğet birbiri yerine ağzımdan çıkabilir, kullanabilirim. Tanjant ve normal uzaylarını elde ediniz. 1. Ne alalım? 1. R3'te RT kosinüste sinüste T eğrisi bir. Allah. Niye bu böyle oluyor? Bir saniye. R3'te eğrisini alalım. Tamam. Bunun tanjant uzayını bulalım. Bu eğrinin tanjant uzayı. Arkadaşlar, bu bildiğiniz bir eğridir. Helis eğrisidir. Tamam, böyle temsili şöyle çizelim. Şöyle bir eğri. Helis eğrisi. Herhangi bir noktasındaki örneğin şeye bakacağız işte. Bir saniye. Teğet vektörüne bakacağız. Bu teğet vektörünün gerdiği doğru bunun tanjant uzayı. O zaman tanjant uzayı S span R'nin türevi T'dir. Tanjant uzayımız bu. Bir T noktasında. Hatta bu T'yi de özel seçebiliriz mesela. Neyi seçelim? Sıfır seçebiliriz arkadaşlar. Ya bir T sıfır seçebiliriz özellikle. Bir T sıfır noktasında türevini alırsan teğet vektörünü elde edersin. T eşit R üssü yazalım. Bu teğetin gerdiği uzay tanjant uzayı. Normalimiz ne olur? Normal uzayımız. Normal uzay. Hatta bunu sembol olarak şöyle gösterelim arkadaşlar. T sıfır R T eğrimiz. Tanjant uzayımız. Bir de bunun normalini bulacağız. T sıfır RT dik. Normal uzayımız. Buna hani dik vektörler olacak. Mesela bu birim hızlı mıdır? Değildir galiba. B vektörünü bulalım. Bir saniye. Bazen sistem yavaşlıyor. Evet. Mesela bir normal vektör olsun. Bir normal vektörü R üssüyle R2 üssünün vektörel çarpımı. Bu da ne olsun? B ile T'nin çarpımı. Evet. Normal uzayı da teğet uzayının ortogonal tümleyeni. Yani span N ile B'nin gerdiği uzay. Burada vektörel çarpımlar vesaireler basit elementer işlemler. Onlara girmiyoruz. Girmeye gerek yok. Yani bir daha türevleri hesaplayayım mı arkadaşlar? Yani bunun R üssü T işte şudur. Ondan sonra R2 üssü budur. Sonra bunları vektörel çarptın. Buna B dedin. Sonra bir daha bunu şeyle çarptın. Birbiriyle vektörel çarptın. Bunlar zaten eğriler teorisinde geçen yıl bildiğiniz kavramlar. Dolayısıyla bunlara çok girmeye gerek yok.
Bir başka örnek verelim. Bu arada beni uyarmanız, ikaz etmeniz gerekiyorsa yapın. İkinci bir örnek. Evet. R4'te şöyle bir diferansiyellenebilir manifold alalım. İki tane çemberin birbiriyle kartezyen çarpımından oluşan küme. Bu kümeyi mesela biz nasıl yazarız? Öyle x, y, z, t'lerden oluşmuştur ki R4'te. Tamam. X kare artı y kare eşit 1 oluşmuştur ki R4'te. Tamam. X kare artı y kare eşit 1 virgül z kare artı t kare eşit 1 kümesi. Pardon. Eşit 1 kümesi. İki tane çemberin kendisiyle kartezyen çarpımı. Buna literatürde Clifford torus adı verilir. Evet. Şimdi gelin Clifford torusun bir noktasındaki bir keyfi noktadaki tanjant uzayını ve normal uzayını bulalım. Bunun için mesela bir yüzeyin arkadaşlar teğet vektörlerini, teğet düzlemin gerenlerini vektörlerinde bulurken uzayımız R4 kısmi türevden faydalanabiliriz. Önce bunu bir parametrik olarak ifade edelim. Bir tane R dönüşümü alalım. R, U, V. Evet. Şimdi buradaki şart ne? X kare artı Y kare eşit 1. O zaman ben buraya şöyle yazayım. Kosinüsü virgül sinüsü. Buradaki şart ne? Z kare artı T kare eşit 1. Buradaki şart 3. bileşenin karesiyle 4. bileşenin karesinin toplamı 1 olacak. O zaman buraya da kosinüs ve sinüs ve diyeyim. Bu şekilde bu toru parametrize edebilir misin lokal olarak? Edersin. Çünkü burası, şöyle farklı bir kalemle yazayım. X, Y, Z, T. Senin şartlarını sağlıyor mu? Sağlıyor. Demek ki bu vektör değerli fonksiyon bu torun bir parametrizasyonudur. Toru nasıl parametrize ettiğimi anlayan var mı? İki tane çemberi kartezyen çarptın dört boyutlu uzayda bir yüzey elde ettin. Çember bir boyutlu, bir diğer çember bir boyutlu. Bu ikisini kartezyen çarptın. İki boyutlu bir yapı elde ettin. Bunun adına da tor yüzeyi diyoruz. Tabii bunları kafada tahayyül etmek çok zor çünkü dört boyut insanın düşünmesini şey yapıyor yani. Tasvir etmeyi zorlaştıran bir şey. Evet, şimdi kısmi türevleri alalım. Basit türevler. R'nin U'ya göre kısmi türevi eksi sinüs U kosinüs U 0 0. R'nin V'ye göre kısmi türevi alalım 0 0 eksi sinüs ve kosinüs ve. Peki bu türevlerle ben tanjant uzayını nasıl elde edeceğim? Çok basit. 1 P eleman M noktasında tanjant uzay TPM eşit bu iki vektörün R'nin U'ya göre türevinin P'deki değeri R'nin V'ye göre türevinin P'deki değeri bu iki vektör tarafından gerilen uzay tanjant uzayıdır. Tanjant uzayı. Peki arkadaşlar 4 boyuttayız. Tanjant 2 vektörle gerersen tanjant uzayın boyutu ne olur? 2 vektörle gerilen uzayın boyutu nedir? Güzel. Boyut TPM eşit 2. Aynen de öyle. Arkadaşlar 4 boyutlu uzaydayız. Tanjant uzayın 2 boyutluysa normal uzayın kaç boyutlu olacak?
O da 2 olacak. Şimdi bakın. Gelin şimdi bu torun tanjant uzayını bulduk. Torun tanjant uzayını bulduk. Burada RU var. Bunlar lineer bağımsız. Hatta birbirine dik vektörler. Ortonormal baz oluşturur. Şimdi burası TPM. TPM'ye R4 içerisindeyiz bu arada. Şurada bir R4 var. Tamam. R4. TPM diki arıyoruz. Onu TPM dik iki boyutlu dedik. Doğrudur. O zaman ona dik bana iki tane vektör lazım. Bunlara mesela birine kısi 1 diyeyim. Kısi 2 diyeyim. Arkadaşlar bakın RU ve RV burada. Benim bunlara dik iki tane vektör yazayım. Mesela şöyle yazsam doğru olur mu? Kosinüs U, sinüs U, 0, 0, kısi 2, 0, 0, kosinüs V, sinüs V. Şimdi soru şu. Kısı 1 hem RU'ya hem RV'ye dik mi? Şunu soruyorum. Arkadaşlar. Kısı 1 dik midir RU'ya? Kısı 1 dik midir RV'ye? Benzer soru. Kısı 2 dik midir RU'ya? Kısı 2 dik midir RV'ye? Yani bunların iç çarpımları sıfır mı? E çarpalım. Bakın kısı 1 burada. Pardon. Şöyle bir renkli bir kalem alayım. Kısı 1 burada. Kısı 1 ile RU'yu çarpalım. İç çarpıma tabi tutalım. Sıfırı elde ettiğini göreceksin. Kısı 1 ile RV'yi çarpıma tabi tutalım. Aşikar bir şekilde sıfırdır. Kısı 2 ile RU'yu ve RV'ye iç çarpıma tabi tutarsan sıfırları görecek olursun. O zaman ne oldu şimdi? Kısı 1 ve kısı 2 vektörleri buna dik. Ne elde ettin sen? Ya ben şunu elde ettim. O zaman TPM dik. Bu iki vektör tarafından gerilir. Kısı 1, kısı 2. Şöyle kısileri de biraz şey yazalım. Bu iki tarafından gerilir. Yani hatta bir P noktası. Şurayı biraz daha bir güzel yazayım. Bir saniye. Dondu biraz. Şeyde tablette galiba dersi bitir diyor. Kısı 1P, kısı 2P. Evet. Bu da bizim M'nin P noktasındaki normal uzayı. Şimdi ne yaptık biz? 4 boyutlu uzayda R4. Güzel yazayım. R4, 4 boyutlu uzayda. TPM elde ettik. Bir de TPM dik elde ettik. Ne için? Tor için konuşuyorum. Elde ettik. Ne için? Tor için konuşuyorum. Tor için konuşuyorum. Bunu gelenler neler? Ben RU, RV. Tor yüzeyini iki tane çemberin kartezyen çarpımından oluşan yüzeyin parametrize ettiğimiz vektör değerli fonksiyonun kısmı türevleri. Peki normal uzay ne? Kısı 1, kısı 2. Kısı 1 ve kısı 2'yi nereden bulduk? Biraz sezgisel aslında. Yüksek boyutlu uzaylarda baz seçimleri biraz sezgilere, tecrübeye dayanır. Zamanla ne demek istediğimi daha da iyi ifade edeceğim. Şimdi burası normal uzayımız arkadaşlar. Bura normal uzay. Bura teğet uzay. Ya da tanjant uzayı. İkisini de kullanıyoruz. Peki
Clifford Tor'u niye ele aldık? Çünkü bu bizim için alt manifolddur. M, R4'ün alt manifoldu. Bir alt manifoldun teğet uzayı, normal uzayı elde etme örneği. Şimdi bence dersi bitirelim. Ama bitirme dönünce sizin bana söylemek istediğiniz, sormak istediğiniz bir şey, bir katkınız, öneriniz olabilir. Ben hatta kaydı durdurayım.